Merhaba arkadaşlar. Arı yayınları 8. sınıf atölyem kitabında kenarlarına göre özel dik üçgenler konusuyla dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Arkadaşlar özel dik üçgenler nelerdir? Öncelikle buna bakalım. Biz bir önceki konumuzda Pisagor bağıntısından bahsetmiştik. Dik kenarların karelerin toplamı hipotenüs eşittir arkadaşlar. Hipotenüs neydi? Dik olmayan kenardı. Şu alttaki üçgenimize bakacak olursak Bakın dik kenarlarımız A ile B. A ile B'nin karelerin toplamı dik olmayan kenar yani 90 derecenin karşısındaki kenarın karesinin toplamı karesine eşittir diyoruz. Peki arkadaşlar biz her dik üçgende kenarlar bulmak istediğimiz zaman Pisagor bağıntısını yapmak durumunda mıyız? Evet biz Pisagor bağıntısını yapmadan da özel dik üçgenlerden faydalanacağız. İlk üçgenimiz arkadaşlar bizim 3-4-5 üçgenidir. Bu 3-4-5 üçgeni çok kullanacaksınız arkadaşlar. Bilgimiz olsun. Daha sonra 5-12-13 8-15-17 7-24-25 ve bakın arkadaşlar son üçgenimizde x-2x x-2x nedir arkadaşlar? Örneğin bir kenar diğer kenar eğer 2 katı ise o halde hipotenüs küçük olan kenarın 5 katıdır diye söyleyeceğiz. Bir kenar diğer kenar 2 katı ise hipotenüsün uzunluğu küçük olan kenarın karekök 5 katıdır diyelim arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar bilelim ki bunların katları da bakın birinci katı, ikinci katı, üçüncü katı, dördüncü katı, onuncu katı, yüzüncü katları da yine özel dik üçgen olur diyoruz. Evet ben öncelikle etkinliklere devam edelim diyorum. Birinci etkinliğe baktığımız zaman aşağıda verilen dik üçgenlerde verilmeyen kenarların uzunluğunu bulunur diyor. Arkadaşlar kısa kenarımız 6 ve 8. Bakın dik kenarlar. Normalde ne yaparım ben? 6 ve 8'i şurada x'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 8'nin karesi derim. O halde x kare eşittir. 36 artı 64'ten x'in karesi eşittir. 100'dür deriz. Buradan da her iki tarafın kare alırsam kare karekökü götürür. x eşittir 10 olur deriz. Peki ben her seferinde arkadaşlar bu Pisagor bağıntısını kurmak zorunda mıyım? Değilim. Eğer benim aklıma gelirse bakıyorum kısa kenarlarımıza yani dik kenarlarımıza birisi 3'ün katı diğeri 4'ün katıysa o halde hipotenüs de bizim 5'in katı olmak zorunda diyoruz. Bakın 3, 4, 5 bizim için özel bir üçgendir. 6, 8, 10. Bakın arkadaşlar hepsi 2 katı olduğunu görüyoruz. O halde direkt x'in değerine biz ne deriz? Burada 10 olur deriz arkadaşlar. B'ye bakıyorum. 7 24 acaba ne diye düşünüyorum. Eğer aklıma gelmezse yine Pisagor bağıntısını yapıyorum. 7'nin karesi artı 24'ün karesi diyorum. Neyin karesi işte olacak? X'in karesi işte olacak. 7'nin karesi 49'du. Artı 24'ün karesi arkadaşlar 576'dır. Toplayacak olursak 6 9 daha 15 elde var 1. 7 4 daha 11 1 de elde 12 elde var 1. 5 1 de elde 6. 625 oldu. Peki 625 arkadaşlar neyin karesiydi? 625 bizim için kare kökünü alacak olursam 25'in karesidir diyoruz. O halde arkadaşlar x kare ne eşit işte oldu? x kare 625 demiştik. O halde x'imiz de 25 olur diyoruz. Peki bizim özel üçgenimizin adı neydi? 7, 24, 25 üçgeniydi. Bakın eğer 7, 24'ü görüyorsak dik kenarlarda o halde x'in değerini direkt 25 olarak yazabilirsiniz. Bir diğer özel üçgenimiz gençler. Şu sağ tarafı temizlemek istiyorum. Bir diğer özel üçgenimiz 5 12 acaba neydi diye düşünüyorum. O halde hipotenüs x'ti. x'in karesi eşittir. 5'in karesi artı 12'nin karesinden x'in karesi eşittir. 5'in karesi 25 artı 12'nin karesi 144 toplayacak olursam 169'dur. x kare 169'a eşitse x'i bulabilmek için her iki tarafın kare kökünü alırım. Evet kare kök 169'dan 13 olarak değerimizi buluruz. O halde diğer üçgenimiz 5, 12, 13 üçgenidir diyoruz. Evet x'in değeri de 13 oluyor. Evet. Ç'ye bakıyorum. 8. Arkadaşlar buraya dikkat edelim. Hipotenüs bizim dik üçgenlerimizde en uzun kenardır. 8. Hatırlayamadım. 17. Acaba 8 kaç 17 üçgeni var diye düşünüyorum. Eğer hatırlayamazsanız gençler şu 8'i düzelteyim. Mutlaka hipotenüste Pisagor bağıntısını kurarak diğer dik kenarı bulmaya çalışacağız. O halde ben şöyle düşünüyorum. 8'in karesi ile x'in karesi bunların toplamı 17'nin karesine eşittir. 8'in karesi 64'tü. Artı x kare. 17'nin karesi 280 9'dur. 64'ü karşı eksi 64 olarak gönderiyorum. X'in karesi 9'dan 4'ü çıkarıyorum 5. 8'den 6'yı çıkardım 2. 2. Arkadaşlar 225 neyin karesiydi? Evet 225 15'in karesidir diyorum. O halde özel üçgenimizin adı 8, 15, 17 üçgeni oldu. Evet x'imizin değeri de 15'tir diyoruz. Evet. Devam ediyorum. Evet. 12, 15. Arkadaşlar şimdi x'i bilmiyorum. Bir kenarı bilmiyorum. 12, 15. Hemen aklıma arkadaşlar şu gelecek. Özel üçgenlerimizde neler var? 3, 4, 5 üçgeni. 5, 12, 13 üçgeni. 8, 15, 17. 7, 24, 25. Bir de x, 2x, x kare kök 5. Peki hemen ne düşüneceğim? Aynı zamanda bunun katları da bizim için özel üçgendir. O halde şöyle düşünüyorum. Bakın şuraya yazayım. 12 15 Acaba 3, 4, 5 olur mu diye düşünüyorum. Arkadaşlar 15 5'in kaç katı? 3 katı diye düşünüyorum. Yani ben bunu 3'e bölersem 5 olur. O halde 12'yi 3'e bölüyorum. Bakın 4 oldu. O halde benim özel üçgenim neydi? 3, 4, 5'ti. Burada verilmeyeni nasıl bulurum? 3 ile çarparsam 3 kere 3 9'dur derim. Bakın 3, 4, 5 aynı zamanda 9, 12, 15'tir. O halde x'in değeri 9 olur deriz. Demek ki 3, 4, 5'in 3 katlarıdır diyoruz arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. E'ye baktığım zaman 15, 25 Acaba arkadaşlar bu 15, 25 bizim için bir şey çağrıştıracak mı? Yine 3, 4, 5'i aklıma getirmeye çalışıyorum. Şimdi 25 zaten Pisagor oldu belli. Hipotenüs olduğu belli. Şimdi 25 için ben 5'i 5 ile çarparım. Şimdi şu 15'i görüyorum. Bakın 3'ü 15, ile 5 ile çarparsam 15'i elde ettim. O halde burada verilmeyen değer benim için ne olması gerekiyor? 4'ün 5 kat olması gerekiyor. Dikkat ederseniz hepsini 5 ile çarpıyorum. O halde 4'ün 5 katı 20'dir deriz. X'in değeri de 20 olarak bulunur. Peki bu aklıma gelmezse hemen Pisagor bağıntısını kullanacağız diyoruz. Devam ediyorum. F'ye baktığım zaman arkadaşlar 10, 26. Acaba ben bunları ikiye bölsem 5, 13 5, 13'lü bir özel üçgenim var mıydı? Evet arkadaşlar var mıydı? Evet ben şöyle bir şey düşünmüştüm. 5, 12, 13 üçgeni vardı hatırlıyorum. Bakalım 5, 12, 13 bize uyacak mı? 26 hipotenüs olduğu için 13'ün altına yazdım. Bakıyorum 2 katı arkadaşlar. Çarpı 2. O halde 10 da 5'in 2 katıdır. Peki o zaman 12'nin 2 katı ne gelir buraya? 24 gelmek zorunda. O halde x'imizin değeri 24 olur diyoruz. Evet, devam ediyorum. G'ye baktığım zaman yine 16-20. Aklıma gençler yine 3, 4, 5 üçgeni getiriyorum. Bakın hipotenüs 20. 5'in altına yazdım. Şimdi 20'yi elde etmek için ben 5'i 4'e çarparım. O halde 16 var bakın arkadaşlar. 4'ü 4'e çarparsam 16 olur. O halde bize verilmeyen şu x'in değeri de 3'ün 4 katı olmak zorunda diyorum. Evet o zaman x'imizin değeri 12 olur deriz. Devam ediyorum. Evet. 4, 8. Arkadaşlar bir üçgenden bahsetmiştik. Ne demiştik? Eğer iki kenar birbirinin katıysa hipotenüs bizim için kısa kenarın kök 5 katıydı. Kök 5 kat demek kısa kenarı kök 5 ile çarpacağız demektir. O halde x'imizin değerini 4 kare kök 5 olarak yazarım. Peki arkadaşlar. ya 4 kare kök 5 gelmedi. Yani bu üçgen aslında nedir? x 2x x kare 5 üçgenidir. Peki bu gelmedi arkadaşlar. O zaman hemen yapmam gereken işlem Pisagor bağıntısını kurmaktır. Onu da yanına gösterelim. x'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 8'in karesidir. x kare 16 artı 64'ten x kare 80'dir her iki tarafın kare kökünü alırsam x'in değeri kare kök 80 kare kök 80 16 çarpı 5'tir arkadaşlar. Bu da 4 kare kök 5 olarak kare kökten çıkar diyoruz. Evet. İstersek Pisagor bağıntısını da kurabiliriz. Bakın aynı üçgen arkadaşlar. Yanda 1, 2. Dikkat edin. Dik kenarlar birbirinin 2 katı. O halde x'in değeri küçük olan kenarın kök 5 katıydı. Yani 1 kök 5 derim. Onu da düzenlersem kök 5'tir deriz arkadaşlar. İsterseniz pisagor bağımsızlığı da yapabilirsiniz. Evet devam ediyorum. 2 kök 2 4 kök 2. Arkadaşlar bakın 4 kök 2. 2 kök 2'nin 2 katı. O halde kuralımızı uygulayalım. Kısa olan kenarın kök 5 katıydı. X'in değeri 2 kök 2'yi kare kök 5 ile çarparsam ne olur? 2 kare kök 10'dur deriz. X'in değerini arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. Kök 5, 2 kök 5. Bakın burada yine ne görüyorum? 2 katıdır diye görüyorum. O halde x'imizin değerini kısa olan kenarı kök 5 ile çarpmam gerekiyordu. Kök 5 çarpı kök 5'ten kök 25 yapar. Bu da 5 olarak çıkar arkadaşlar. Şuraya da 2 kök 10'umuzu yazalım. Evet, devam ediyorum. Arkadaşlar dikkat edelim. Dik kenar neresi? Dik köşe. A köşesi. Evet. 3 kök 5. 4 kök 5. Şimdi şöyle düşünüyorum. Bakın. 3 ve 4'ü görüyorum. Aynı zamanda kök 5 katı. Fark eder mi? Etmez. Nasıl 6, 8, 10, 3, 4, 5 üçgenini kullanıyorsa bu da kök 5 katıdır diye düşünüyorum. Şimdi 3, 4, 5 üçgenini hatırladım. Şimdi o zaman ben diyorum ki bakın 3 kök 5 3'ün kök 5 katıdır. 3 kök 5. 4 kök 5 4'ün kök 5 katıdır. 4 kök 5 oldu. O halde bizim için hipotenüs ne olmak zorunda? 5'in kök 5 katı yani 5 kök 5 olur diyoruz. Evet. 15 20 dik kenarlarımıza dikkat edelim. Yine 3 4 5'i hatırlamak istiyorum. Acaba 3 4 5'i uyar mı diye düşünüyorum. Şimdi 15 3'ün 5 katıdır. 3'ü 5 ile çarpıyorum. 15 elde ettim. 4'ü 5 ile çarparsam 20 elde ediyorum. O halde hipotenüs arkadaşlar bizim için nedir? 5'in 5 katıdır. Yani 25'tir deriz. Evet tekrar hatırlatıyorum. Eğer biz bunu hatırlamazsak mutlaka Pisagor, Pisagor bağıntısını kullanarak yapacağız arkadaşlar. Evet. L'ye baktığım zaman 12 var. Dik kenarlarının bir tanesi. Diğer dik kenarımız x. Acaba ben 12-13 Pisagor'da özel üçgenimiz var mı diye düşünüyorum. 12-13 Kaç 12-13 vardı gençler? 5-12-13 diye bir üçgenimiz vardı. O halde verilmeyen dik kenar 5 olur diyoruz. Evet devam ediyorum. 8-15 Evet hipotenüs de x arkadaşlar. Dikkat. O halde en uzun kenarımız hipotenüs. Bunu en son söyleyeceğim. 8, 15, Var mıydı gençler? Hatırlayan vardır diye düşünüyorum. Evet 17'dir. 8, 15, 17. O halde x'imizin değeri 17 olur diyoruz. Evet istersek Pisagor bağıntısıyla bulabileceğimizi tekrar hatırlatalım. Evet dik kenarların birisi 3. Diğeri x arkadaşlar. Ve hipotenüsümüz 5. 3 nokta nokta 5 üçgeni. 3 üç neydi gençler hatırladınız mı? Evet, 3 4 5 üçgenidir deriz. Evet, x'imizin değeri 4'tür. Yine 9 12 bakın dik kenarları verdi. Hemen 3 4 5'i hatırlıyorum. Şimdi 9 ve 12'yi küçük olduğu için 3'ün altına 9'u yazıyorum. Diğeri 12 olsun. Bakın arkadaşlar kaç katı? 3 katı. Burada kaç katı? 3 katı. O halde diğer kenar yani hipotenüs de 5'in 3 katı olan 15 olmak Zorunda diyorum. Etkinliklerimize devam edelim arkadaşlar. Evet, i̇kinci etkinlikte yanda, yandaki şekilde verilen arkadaşlar x'in kaç santimetre olduğunu soruyor. Ben burada x'i bulabilmek için öncelikle ac'nin uzunluğunu bulmak istiyorum. abc üçgenine bakıyorum. abc üçgeninde önce ac'nin uzunluğunu bulmak istiyorum. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz 6 ve 8 bizim dik kenarlarımız. O halde bu sanki aklıma benim 3 4 5 üçgenini getiriyor. Bakın 3 4 5 üçgeni olsaydı ne olurdu? 2 katı diye görüyorum. 3'ün 2 katı 6, 8'in 2 katı, pardon 4'ün 2 katı 8. O halde şu AC'nin değeri 5'in 2 katı olan 10'dur diyorum. Bakın burası 10'dur. Peki ACD üçgenine bakıyorum. ACD üçgeni Arkadaşlar 10, 24. Aklıma benim ne geliyor hemen? 5, 12, 13 üçgeni geliyor. Peki. Bakıyorum 15'in 2 katı. 5'in 2 katı 10. 12'nin 2 katı 24. Diğer dik kenarımız. O halde x'in değeri de arkadaşlar ne olmak zorunda? 13'ün 2 katı olan 26 olmak zorunda diyoruz. Evet x'imiz 26'dır. Evet, eğer arkadaşlar burada özel üçgenlerimizi hatırlamazsak mutlaka Pisagor bağıntısını kullanarak yapacağız. Devam ediyorum. Yanda verilen ABC ikiz kenarsal, üçgensel bölgenin alanı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar alanı bilebilmek için ne yapmam gerekiyor benim? Yüksekliğe ihtiyacım var. O halde bu üçgenin ikizkenar üçgen olduğuna göre ikiz kenarın ortasındaki Yükseklik aynı zamanda arkadaşlar kenar ortaydı. Hatırlarsanız. Aynı zamanda yükseklikti. Aynı zamanda açı ortaydı. kenar ortay olduğuna göre şimdi tabanımız belli. Değil mi arkadaşlar? Tabanımız 6. Bakın burası 3'tür diyorum. Şurada bir dik üçgen var. Sağda da bir dik üçgen Fark etmiyor. Şimdi ben yüksekliği bulabilmek için şuradan arkadaşlar bakın şu dik üçgenle bir pisagor yapmaya çalışıyorum. Şuraya x diyecek olursam 3 x ve 5 arkadaşlar düşünün. 3 5 zaten hipotenüs. O halde hangi üçgenimiz vardı? 3 4 5 üçgeni vardı. O halde x'in değeri 4 olmak zorunda diyorum. O halde x'imiz 4. Yani yüksekliğimiz 4'tür. O halde üçgenin neyini bulduk arkadaşlar? Biz aynı zamanda bu aynı zamanda üçgenin yüksekliğidir diyorum. O halde alan eşittir. Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. 6 çarpı 4 bölü 2'den isterseniz sadeleştiriniz arkadaşlar. İsterseniz 6 kere 4 24 bölü 2'den 12 santimetre kare olur diyorum. Evet, devam ediyorum. Dördüncü soruya bakıyorum. Yanda verilen ABC dik üçgenine göre x kaç santimetredir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle ABD üçgenine bakıyorum. ABD üçgenine göre bakın bu benim için 13 burada hipotenüstür. Eğer ben buraya x diyecek olursam arkadaşlar hemen hatırlamaya çalışayım. x 12 13 üçgeni. Kaç 12 13 vardı gençler? Hatırlamaya çalışalım. Neydi? Hemen aklıma benim ne geliyor? 5 12 13 üçgeni geliyor. Bakın burada 5 12 13 üçgeni vardır diye düşünüyorum. O halde x'imizin değeri 5 olur. Peki x'in değerini ben 5 bulduysam büyük üçgene bakıyorum. ABC üçgenine bakıyorum. ABC üçgeninde kenarları incelersem bakın burası 16'dır. Diğer taraf 12. Aklım arkadaşlar gelmesi gereken üçgen nedir? Bakın 12 ve 16 neyin katı acaba? diye düşünüyorum. Acaba 3, 4, 5'in katı mı diye düşünelim. Bakın 12, 3'ün 4 katıdır. 12 16, 4'ün 4 katı. O halde 5'in 4 katı da 20 olur diyoruz. O halde x'imizin değeri 20 olur. 5. Evet, etkinlikle devam ediyorum. 5. etkinliğe bakacak olursam Yanda verilen ABC'de dik göre BC kaç santimetre olur diye soruyor. Arkadaşlar AE ile EB'nin eşit olduğunu söylüyor. O halde bakın buraya 9 santimetre buraya da 9 santimetre kaldı. Bizden BC'yi istiyor. Yani BC aynı zamanda AD'ye eşit olduğunu görüyorum. O halde ben ADE üçgenine bakarsam ADE üçgeni diyorum. AD üçgeninde arkadaşlar ne görüyorum? Bakın 9'un 15 ve 9 neyin katları acaba? Hemen 3, 4, 5 üçgeni olsa acaba diye düşündüm. Şimdi 3'ün 3 katı 9'dur. 5'in 3 katı arkadaşlar 15'tir. O halde 4'ün 3 katı 12 olmak zorunda diyorum. O halde buraya 12 diyorum. Demek ki BC'nin değeri de 12 olur diyoruz. BC eşittir 12 santimetre diyorum. Evet. Hemen özel üçgenler aklımıza gelecek gençler. Onu unutmayalım. Devam ediyorum. Altın şöyle baktığımız zaman yanda verilen şekle göre x kaç santimetredir diye sordu. Yine bir ikizkenar üçgen görüyorum arkadaşlar. İkiz kenar üçgen görünce benim aklıma mutlaka bir dik üçgen çıkarmak geliyor. Nereden? A köşesini indirdiğim şu dik üçgen aynı zamanda arkadaşlar nedir benim için? Kenar ortaydır. Aynı zamanda açı ortaydır. Ve aynı zamanda yüksekliktir diyoruz. Yükseklik olduğunu gösterelim. Şimdi arkadaşlar yükseklikse ve aynı zamanda kenar ortay olduğuna göre. Bakın burası 6 santimetredir. Burası da 6 santimetredir. O halde ben burada şuraya bir harf verecek olursam arkadaşlar. Mesela şuraya K desem. Bakın bu AK'yi bulmak istiyorum. Nereye bakıyorum? AKC üçgenine bakıyorum. AKC üçgeninde 6 ve 10'u gördüm arkadaşlar. Hemen aklıma 3 4 5 gelsin. 6 10 bakın 3'ün 2 katı 6'dır. 5'in 2 katı 10'dur. O halde 4'ün 2 katı 8'dir diyorum. Neresi arkadaşlar? şu AK'nin uzunluğu 8 cm oldu. Şimdi arkadaşlar ben burada büyük üçgene bakacağım. Hangisine? AKD üçgenine bakıyorum. Çünkü x'i bulmak istiyorum. AKD üçgeni diyorum. AKD üçgeninde bakın şu KD'nin uzunluğu 6 artı 9'dan 15'tir. AK'nin uzunluğu 8. Dik kenarlarımızı bulduk. Birisi 8, Diğeri 15. Arkadaşlar 8, 15 ne üçgeni vardı diye hatırlamaya çalışıyorum. Evet yani 8, 15, 17 üçgeni var diyorum. O halde x'in değeri 17 santimetre olur. Evet AKD üçgenine göre 8, 15, 17 üçgenini hatırladık arkadaşlar. Evet x eşittir 17 santimetredir. Diyelim. Evet yedinci etkinliğe bakıyorum. Yedinci etkinlikte benden yanda verilen ABC üçgenine göre x kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar x'i bulabilmek için öncelikle neye ihtiyacım var? AD'nin uzunluğuna ihtiyacım var. AD'yi bilirsem ADC üçgenine bakacağım. Öncelikle ben nereye bakıyorum? o Halde ABD üçgenine bakıyorum. ABD üçgeni diyorum. Şimdi buraya göre sırayı bulmak istiyorum. Neye AD'nin uzunluğunu bulmak istiyorum. Şimdi diyorum ki bu üçgende 7 acaba kaçtı arkadaşlar? Bakın 7 dik kenarın birisi. Diğer dik kenarı hatırlamaya çalışıyorum. 25. 7 evet neydi arkadaşlar? 24 25. O halde AD'nin pardon şuraya 24 yazıyorum. AD'nin uzunluğu 24'tür diyorum. 24'ü yazalım. Şimdi arkadaşlar neye bakmam gerekiyor? X'i bulmak için ADC üçgenine bakıyorum. ADC üçgeni diyorum. Şimdi 24, 28 bizim dik kenarlarımız. Arkadaşlar aklıma yine acaba 24, 28 ben bunları 6 kat gibi görüyorum. O halde 3, 4, 5'in acaba 6 katı mı diye düşünüyorum. Bakın küçük olan dik kenar 18. O halde 3'ün 6 katıdır. 18 4'ün 6 katı 24'tür. O halde x de hipotenüs olduğuna göre o da 5'in 6 katı olan 30 olmak zorunda. et evet, X eşittir. 30 santimetre olur diyoruz. Evet, 8. etkinliğe bakıyorum. Et evet, Yanda verilen şekle göre X kaç santimetredir dedi. Arkadaşlar öncelikle nereden yapacağım? Burada ABC üçgenine bakıyorum. ABC üçgeninde şu AB. Bakın burası bizim için hipotenüstür. O halde AB'nin değerini bulabilmek için nereye bakalım? ABC üçgenine baktığımı söylüyorum. Burada ABC üçgenine göre AD'nin AB'nin uzunluğu i̇şte arkadaşlar. AB'nin uzunluğu için hemen aklıma özel üçgenler geliyor. 7 24 ne vardı gençler? 7 24. Evet, sesini duyar gibiyim. 25 vardı. O halde AB'nin değeri 25 olmak zorunda diyorum. AB eşittir 25'tir. 7, 24, 25 üçgeninden. Yani şuraya 25'imizi yazalım. Şimdi ABD üçgenine bakıyorum. ABD üçgeninde arkadaşlar, dikkat edin, bu 25 aynı zamanda ABD üçgeninde de hipotenüstür. O halde x'in değerini bulabilmek için aklıma özel üçgenleri getirmeye çalışıyorum. Şimdi 25 ve 15, her ikisi de bir sayının 5 katı gibi geldi. O halde acaba 3, 4, 5'in 5 katı mı diye düşünüyorum. Bakın 3'ün 5 katı 15. 4'ün 5 katı 20. Ve 5'in 5 katı 25. E evet, zaten 15'te 25'i biliyordum. O halde bizim verilmeyen değerimiz nedir? X'in değeri yani 20 santimetredir diyorum. Evet, X eşittir 20 santimetre olur. Evet, devam ediyorum. 9. soruya bakıyorum arkadaşlar. Yanda verilen şekilde BC 12 santimetre olduğuna göre AD kaç santimetredir diye sordu. Bakın arkadaşlar şu AD'yi ben burada bulabilmek için bir dik üçgen oluştursam diye düşündüm. Şu A'dan buraya bir dik üçgen indirsem dik kenar. Buraya da indirsem. Bakın burada şuraya bir isim verecek olursam yine K'yi veriyorum. AKD üçgeninden bahsediyorum. A KD üçgeni için konuşalım. AKD bir dik üçgen oldu. O halde BC'nin değeri 12'di arkadaşlar. Bakın şu BC burası. Buranın değeri 12 idi. O halde Ak'nin değeri 12 santimetredir. Şimdi AB6 ise burası da 6'dır. O halde KD'nin değeri de 6 3 daha 9 santimetredir diyorum. Şimdi 9 ve 12 bizim AKD üçgeninde dik kenarlarımız 9 ve 12'yi düşününce arkadaşlar sanki bunlar 3 4ün katı gibi geldi. O halde hemen aklıma 3 4 5'i getiriyorum. Evet. 3'ün 3 katı 9'dur. 4'ün 3 katı 12. O 5'in 3 katı 15 olmak zorunda arkadaşlar. Neresi? AD'nin uzunluğu diyorum. Evet AD'nin uzunluğu 15 santimetredir diyelim. Evet devam ediyorum. 13 soruya bakıyorum. Yanda verilen ABC'de dik yamuğuna göre x kaç santimetredir diye sordu. Arkadaşlar bu yamukta ben ne görüyorum? Dik yamuk olduğunu görüyorum. O halde ben şöyle bir dik üçgen çıkaracak olursam bakın şuradan bir dik üçgen çıkaracak olursam x'in değerini bulurum diyorum. Yani bakın x burası x ise burası x eşit arkadaşlar. Şuraya yine k değerini vermek istiyorum. K ismini. Burada ben BCK üçgenine bakıyorum. BCK üçgeninde Şimdi arkadaşlar yukarısı dikkat edin 8 cm. AB'nin uzunluğu 13 cm'ydi. O halde KB'nin uzunluğuna ne kalır? 5 cm kalır. 13'ten 8 çıkartırsam 5 kaldı. Şimdi bir tarafta 5'i görüyorum. Hipotenüste 13'ü görüyorum arkadaşlar. O halde aklıma hangi üçgen gelsin istiyorum? 5, 13, 5 kaç 13 vardı gençler? 5, 12, 13 üçgeni var diyorum. O halde bu x'imizin değeri 12 santimetre olur diyoruz. Evet aklımızda arkadaşlar hemen 5, 12, 13 üçgeni gelsin diyorum. Devam ediyorum. E, sorumuza baktığımız zaman yanda verilen şekle göre AE kaçtır diye sordu. Arkadaşlar AE bakın ACE üçgeninin hipotenüsüdür. A C E üçgeninin hipotenüsüdür. E Öncelikle şu AC'yi bulmak istiyorum arkadaşlar. Bakın AC diyorum. AC bir kenarı 3, diğeri 4 olan ABC üçgenini görüyorum. ABC üçgenine göre diyorum. AC'nin değeri 3, 4, 5 üçgenini hatırlıyorum. O halde AC'nin değeri 5 santimetre olur. Diğer tarafa bakıyorum. Hangisine? ECD üçgenine bakıyorum. ECD üçgeninde de arkadaşlar 6 ve 8 dik kenarlarımız buradan aklıma yine arkadaşlar benim ne geliyor? Acaba 3, 4, 5'in katı mı diye düşünüyorum. Evet, 6 ve 8'e gördüğüm zaman 3'ün ve 4'ün 2 katıdır. O halde üçgenimiz ne olur? 6, 8, 10 üçgenidir diyoruz. O halde AC'nin e, değeri EC'nin uzunluğu 10 santimetredir diyoruz. Evet AC 5 santimetreydi. EC 10 santimetre. Bakın arkadaşlar 5 ve 10 dik kenarlarımız nasıl bir kuralımız vardı? ACE üçgenine bakarak konuşuyorum. ACE üçgeni diyorum. AC üçgeninde arkadaşlar ben şunu görüyorum. X 2x x kare kök 5'ti üçgenimiz. Yani bir kenar diğer kenarın 2 katıysa hipotenüs kısa olan kenarın kök 5 katıydı. Bakın 5 10 bakın 2 katı olduğunu görüyorum. O halde hipotenüsümüz küçük olan kenarımız 5'ti. 5'in kök 5 katıdır. 5'in kök başka demek 5 kare kök 5 demektir. Evet sorumuzun cevabı da yani a e n modun o da 5 kare kök 5 olur diyoruz. a n e, 5 beş kök 5'tir deriz arkadaşlar. Evet. Burada arkadaşlar test dersimizi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.